Selam tatlımlar, merhabalar. Uzun zamandır böyle makyajlı bir açılış yapmıyordum. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz iyiyiz. Gece saat 2'den beri uyumadığımı saymazsak gayet iyiyiz. Aslında bebiş uyudu ama ben 11 gibi uyumuştum. 2-3 saat uyudum, uyandım, sonra bir daha uyuyamadım. Şimdi saatlerimiz 10.30-11'e geliyor. Bugün çekime gideceğiz. Küçük beyin çekimi var. Anneannesi onu giydiriyor şimdi. Hazır mısın? Bunu giydireceğim mi üstüne? Gerek var mı? Öyle yani, çekime gidiyoruz bugün. Paket olarak almıştık biz zaten çekimi. Hamilelik çekimi yaptık biliyorsunuz. Şimdi yeni doğan çekimi ve ayna çekimi olacak. Yani önce bebeği çekecekler. Sonra da Oğuz'u, beni, bebeği birlikte çekecekler. Albüm yapıp verecekler. Bakayım, ben de video başlattım. Çekebilirsem bugün bir şeyler çekeceğim. Biz artık fotoğraf çekinirken Elmas'cığım birazcık video çeker, değil mi? İnşallah. O da gelmek istemiyordu. Zorla götürüyorum. Siz gidin, siz gidin deyip duruyordu. Ben şimdi hazırlanayım. Gidelim. Arkadaşlar, bebekle evden çıkmak çok zormuş. Gerçekten. 8 saatte çıkıyoruz resmen. Ben de Trendyol'dan elbise almıştım aslında kendime. Sonra elbise giymekten vazgeçtim. Hastanede çekim yaptıramadığım için geceliğimi giyeceğim. Artık sığmıyoruz asansörde. Evet ya, resmen sığamıyoruz. Çünkü burada bir kişi daha var. Ne kuşum tatlım? Burada minnoş. Uyuyor mu? Evet. Arabaya binince bayılır şimdi uyumuyorsa da. Ne oluyor? Boğuluyor mu? Oğuz Bey arabayı fırın gibi yapmış. Bebek dışarı çıkacak diye. Biz de kat kat serdik. Gidene kadar şimdi iyisilik olacak. Nefes alamıyorum. Boğuluyor. Az önce garip garip sesler çıkartıyordu. Hala çıkartıyor. Evet. Ne oldu ona ya? Aa, yapıyor öyle şeyler arada. Tam evden çıkarken kimlik geldi. Bebişin kimliği. Açayım bakayım ben. Artık bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın. Mustafa Ali'cim. Evet abi. Artık bir kimliği var. Büyümüş de. Kimliği olmuş. Aile çekimini yaptık. Çok zordu arkadaşlar. Kollarım pert şu anda, hissetmiyorum. Sağdığım sütlerden verdik. Biraz biberonla. Şimdi annem uyutmaya çalışıyor. Ay, kollarımı tutamıyorum. Şu konseptle çekecekler yılbaşı. Bir sürü konsept var burada. Ben de seçemedim. Fark etmez dedim. Böyle değişik bir şeyler yapalım dedik. Yılbaşı konseptli olacak. Oğuz'da işimiz bitti. Oğuz gitti şimdi dükkana. Biz de bu minnoş uyursa bunları çekip artık gideceğiz. Yoruldum. Uyumayacağı tuttu buraya gelince. Uyuyor ama oynayınca hemen uyanıyor. Arkadaşlar, biz eve geldik. Saatimiz şu anda 3.30. 11'de başladı çekim biliyorsunuz. Hayatımda bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum. O kadar yorucuydu ki size anlatamam. Yani zaten uykusuzdum geceden biliyorsunuz. Saat 2'den beri ayaktaydım. Aşırı yorulduk ya. Bir de bebek biraz böyle hani çıplak falan da çektiler. Hani altına giydirdiler işte. Kafasına kukulete taktılar. Üstü çıplak. O yüzden bir anda işte pervaneler, ısıtıcılar ve klima açıktı. İçerisi çok sıcaktı. Hem sıcak hem yorgunluk, böyle mahvolduk bittik yani. Şöyle kolumda tutup poz verdiğim, hareket ediyor, kımıldıyor, tekrar uyuyor. Ondan sonra böyle dakikalarca kolum bekledi. Ve şu an kollarımı kaldıracak dermanım yok, o kadar ki yoruldum. Ama çok şükür bunu da atlattık. Hastane çekimi yapamadığımız için çok içimde kalmıştı. Biliyorsunuz durumları, hastaneden apar topar çıkmıştık. O yüzden bunu yaptığımız için şu anda çok mutluyum.
Eğer böyle düzgün fotoğraflar olsaydı bu yeni doğan haliyle bu çekim belki yaptırmazdım ama bence iyi oldu. Güzel oldu. Bunu da hallet. Bu arada Oğuz da bu sayede ilk defa bugün bebeğini kucağına aldı. Bugün bakayım tam. Bugün tam 24 günlük ve 24 gün sonra kucaklaştılar. Kucaklaşmaları da fotoğraflanmış oldu. O anlarda ölümsüzleştirildi resmen. Fotoğrafçı Meltem Hanım, Mustafa Ali'yi Oğuz'un kucağına verdiğinde Oğuz böyle bir afalladı, bir garip oldu, şey yaptı ama güzel fotoğraflar oldu babasıyla da artık. Kucaklaştılar bugün itibariyle. Şimdi artık bebeği yıkamamız lazım. Benim yıkanmam lazım. Ondan sonra herhalde yatarız birazcık. Uyuruz. Ben uyuyacağım yani. Bilmiyorum onlar ne yapacak. O da çok yoruldu. Kıyamam. Çıkmadan önce bir uyudu. Pus setinde. Eve geldik ettik. Hala uyuyor. Arabada da uyudu. Neyse biz biraz dinlenelim. Sonra görüşürüz. Herkese merhaba yeniden. Aradan günler günler sonra. Tekrar videoya kaldığım yerden devam ediyorum. Ne yapıyorsunuz? Adana'da bebekler hapşırınca böyle böyle yapıyorlar. Bunu biliyor musunuz? Esneyince mi hapşırınca mı? Esneyince yaparlar. Biz hapşırınca da yapıyoruz. Ne demek bilmiyorum ben de. Şöyle şöyle bir şeyler yapıyorlar. Şimdi biz bugün birinci ay kontrolümüze gideceğiz. Bir ay oldu bile. Ne kadar çabuk geçti zaman değil mi? Bir de kontrole gitmişken doktorumuzun yanına uğrayacağız. Teşekkür için. Ona biraz poşet hazırladım. Hediye aldım. Teşekkür hediyesi götüreceğiz. Bir de yanında asistanı vardı. O da çok tatlı bir kız. Bizimle bayağı ilgilendi. Ona bir paket hazırlamak istedim. Farmasi ürünlerinden koyacaktım ama malum hepsini dağıttım, size gönderdim biliyorsunuz. Çok bir şey kalmamış elimde. Ne oldu? Sevişiyoruz. Çok bir şey kalmamış. Bu ay çıkan böyle farlarımız var. Şunun güzelliğine bakar mısınız, renklerine? Parfüm falan koymak istiyordum ama bunlardan koyacağım. Gelen hediyelerimizde şöyle bir poşet vardı. Üzerinde hoş geldin Mustafa Ali yazıyor. Bir de şöyle bir çikolata gelmişti. Bunları size göstermiştim daha önce. Şöyle. Bizim evde çikolatamız var. Bunu da koyacağım. Hastanede yerler diye düşünüyorum. Bir de şu yeni çıkan rimelimizden vardı elimde. Bunu koyacağım. Annem bütün hediyeliklerden birer tane koymuş buraya. Bakın size hızlıca göstereyim. Şu. Şu tohumlu kalem. Şu makrame anahtarlık. Hoş geldin Mustafa Ali yazıyor hepsinin üstünde. Şu bileklik. Şu tesbih. 50 tane hediyelik olmuş. 50 tane hediyelik olmuş. Şu kolonya. Bu da magnet. Zaten gelenimiz gidenimiz yok malum. O yüzden böyle gittiğim yerlere bu hediyeliklerden dağıtacağım. Doktorumuz Erçin Bey'e çok güzel bir saat aldık. Ben çok beğendim. İnşallah kendisi de beğenir, size de göstereyim. Üzerinde jelatin var tabii ama içi böyle biraz bakır gibi, yeşil gibi, yanar dönerle. Kordonda haki yeşil gibi. Çok güzel bir saat. Biz çok beğendik. Ama yine de içerisinde değişim yapabileceğine dair bir not yazacağım. Belki de tarzda değildir, bilemiyoruz. Bunu da böyle şeye koymuşlar, file gibi bir şey. Geri koyayım bari içine. Yine aynı hediyeliklerden Erçin Hoca'ya da koyacağım. Bir de şöyle bir erkek parfümü vardı, bunu koyacağım. Değişim notumuzu da yazdım. Şöyle içerisine koyayım. Bir ay ne kadar çabuk geçti değil mi Elmas'cığım? Evet, gerçekten çabuk geçti. Değil mi Mustafa Ali? Son günler artık böyle bekle 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 fenalık geçiriyordu. Hiç zaman Evet, geçmiyordu. son 2-3 gün hiç geçmemişti. Son birkaç gün. Ama bir ay nasıl geçti hiç anlamadım. Şimdi vallahi zaman çok hızlı geçiyor. Bugün büyük ihtimalle aşı da yapacaklar, birinci ay aşısı. Saatimiz de hazır. Mustafa Ali hazır mı? O zaman gidelim. Yeni bir yerlerde görüşürüz. Evet, evimize geldik. Hatta akşam ettik. Ay biliyor musun, sadece çocuk doktoruna gittik. Çocuk doktoru doğum yaptım hastaneden, farklı bir hastanede. Yeni Hayat'ta doğum yapmıştım. Bu arada yorumlarda soruluyor da. Yeni Hayat Hastanesi'nde doğum yapmıştım. Çocuk doktorumuz İbn-i Sina Hastanesi'nde. O yüzden Erçin Bey'e uğrayamadık. Yani doğumu yaptıran doktoruma uğrayamadık. Hediyelerini artık yarın götüreceğiz. Sağlık ocağına aşıya da götürmedim. Bugün zaten 29 günlük. Yarın tam 30 günlük oluyor. Yarın sağlık ocağına aşısına götüreceğiz. Aşıya götürmeden önce de Erçin Bey'e uğrayacağız. Teşekkür edip hediyelerimizi vereceğiz. Sadece çocuk doktoruna aylık kontrolümüze gittik. İşte bu kalça çıkıklığı, boyudur, kilosudur vesaire, onlara bakıldı. Çok tatlı bir doktor buldum. Bence güzel anlaşacağız. Gayet sabırlı ve açıklayıcı bir doktordu. Kadir Bey, Kadir Ortaköylü.
soracak olan olursa eğer. Biliyorsunuz acemi anneyiz ve saçma sapan sorular soruyoruz. Zaten eşimin pimpirikliliği, eşim de çok fazla soru sordu ama gayet sabırla, açıklayıcı bir şekilde hepsini açıkladı. Çok da memnun kaldık. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa, nasipse bundan sonra Kadir Bey ile devam edeceğiz yolumuza. Birkaç video öncesinde sağlık ocağının verdiği D vitamininden bahsetmiştim. Ve diğer doktorun verdiği gaz damlasından bahsetmiştim. Yani çok bahsetmedim ama gösterdim, kullanmayı düşünmüyorum demiştim. Birçok yorumda da zaten sakın kullanma, içerisinde paraben var, işte şu var bu var diye yazıldı. Arada bir iki tane yorum geldi. O kadar saçma yorumlardı ki yani. İşte sağlık ocağı verdi diye, pahalı ve paralı değil diye küçümsüyorsun. İşte kullanmazsın tabii gibi yorumlar geldi ama malum ben yeni anne olduğum için piyasada kaç tane gaz damlası var, kaç tane D vitamini var, içerikleri nasıl, hani ucuz diye küçümsediğimi söyleyenler olmuş ama fiyatlarını bile bilmiyorum. Bunları araştırmadan bilemem. Bunları araştırarak öğreneceğim ben de. Yani her verilerini pat diye bebeğe verecek halim yok. Bunları araştıracağım. Ben de bir şekilde bir zamanla öğreneceğim. Doktoruma soracağım. Ona danışacağım. Kullanan arkadaşlarıma danışacağım. Yeri gelecek size danışacağım, soracağım. Bunu sağlık ocağı verdi de aman kullanmayayım, aman bunu asla kullanmam demiyorum. Yani bunun küçümsemekle ya da ücretsiz olmasıyla bir alakası yok. Çocuk doktorumuza sordum. Hani bunu çok kullanmak istemiyorum, farklı bir şey önerir misiniz diye. O da farklı bir marka önerdi. Hatta merak eden olursa söyleyeyim. Ocean'ın markası sanırım. Yorumlarda da çok fazla Ocean yazılmıştı zaten. Bize de onu söyledi. Ya da başka bir marka daha yazmış buraya reçete ama Velcar mı? Okuyamıyorum. Doktor yazısı çünkü. Ya bunu ya bunu alabilirsin dedi. Onun dışında gaz damlası olarak da önerdiği marka, yine yorumlarda çok fazla yazılan Nurse Hervey. Nurse. İşte o marka önerdi. Çok mecbur kalmadıkça onu da kullanmayı düşünmüyorum. Yani hani aslında ilaç kullanma taraftarı değilim açıkçası. Hani çok böyle çatlayana kadar ağlamadığı sürece, baş edebildiğim sürece gaz damlası da kullanmayı düşünmüyorum. Ama tabii ki kesinlikle asla kullanmam dediğim bir şey değil. Yanlış anlaşılsın istemem. Tabii ki çok sıkıntısı olursa bebeğin kullanacağım ama şu anlık idare ediyoruz. Eğer kullanmak zorunda kalırsam da bu markayı kullanacağım. Onun dışında her şey yolundaydı genel olarak. Kalça çıkıklığımız yoktu ama daha iyi gelişebilmesi için bacakları biraz aralık kalsın dedi doktor. Bunun için de çift bez takmamızı ya da bir numara büyük bez kullanmamızı önerdi. Boyumuz, kilomuz gayet yerinde. Gelişimi güzel. Şimdilik bir sıkıntımız yok. Hatırlarsanız ben gebeyken göbek kordonunda 3 damardan birisi eksikti. Bunun için gebeyken fetal eko yaptırmıştık. Yani kalbi vesaire incelenmişti çocuk kardiyoloji tarafından. Yine çocuk kardiyolojimiz bize doğduktan sonra bir ay içinde yine görmek isterim bebeği demişti. Onun için de nasipse bir hafta sonra kadar çocuk kardiyolojiye gideceğiz. Yani çocuk doktorumuz ben bir sıkıntı görmüyorum. Bir sorun olsaydı anlardık ama içiniz rahat etsin yine de gösterin dedi. Biz de yine ne olur ne olmaz diye oraya da gideceğiz. Doğum yaptıktan sonra hastaneden çıkarken çocuk doktorları kontrol ediyor bebekleri, biliyorsunuz. O çocuk doktoruna neden devam etmediğimi size anlatmak istiyorum. İyi bir doktordu aslında. Yani çok şey değildi hani. Bir sorun, bir sıkıntı yaşamadık ama yani bilmiyorum. Biz doğum yaptığım günün ertesi günü hastaneden çıkarken Mustafa Ali'ye bakan çocuk doktoruna gittik. İşte hani anlattım sanırım onu da, erkek çocuklarında işedikleri zaman bezlerinde böyle pembe turuncu lekeler oluyor, kristalleşme oluyormuş. Yaşayanlar zaten bilir bunu. Onu göstermek için yani doğum yaptığım günün ertesi günü o doktora göründük. Gittim, yani normal doğum yapmışım, kocaman göbeğim var. Doktor da dönüp bana dedi ki hiç doğum yapmış gibi değilsin, göbeğin olduğu gibi duruyor dedi. Aa, bir şaşırdım, hani şakayla karışık söyledi bunu hani. Kendince şaka yaptı yani beyefendi ama evet dedim, öyle dedim, hani içeride daha yarısını unutmuş gibiler dedim, ben de şakaya vurdum. Bir hafta sonra kontrolümüz vardı, tekrardan o doktora gittim. Hani 5-6 gün sonra tekrardan görmek istiyorlar. Bu sefer de döndü dedi ki biraz dedi göbeğin inmiş dedi. Ay göbeğime taktı doktor, görmeniz lazım yani, hani şaka mahiyetinde söylüyor ama hiç böyle pişkinliği sevmem açıkçası, bana biraz şey geldi. Ayıptır söylemesi. İsim vermiyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasını istemem. Biraz böyle ne bileyim
fazla samimiyet gibi geldi. Ne denir bu duruma bilmiyorum. O yüzden o doktoru, yani bilmiyorum, belki de iyi bir doktordur ama çok böyle elektrik alamadım yani. Hayatında ilk defa mı yeni doğum yapmış bir kadın görmüş? Doğralı bir gün olmuş. Tabii ki göbeğim duracak yani yerinde. Ben anlamadım. Sonra öyle olunca çok ısınamadım doktora. O yüzden farklı bir doktor arayışına girmiştim. Sonra işte Kadir Bey'i bulduk. Bakalım Kadir Bey'le artık devam edeceğiz. Bunlar yorumlarda çok fazla soruluyor. Hangi hastanede doğum yaptın? İşte hangi doktora gidiyorsun? Odur budur. Yorumlara tek tek dönüş yapamadığım için elimden geldiğince böyle videolarda anlatmaya çalışıyorum. Söylemeye, bilgilendirmeye çalışıyorum. Yine dediğim gibi siz merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlara yazın. Böyle videolarda ben de size bahsedeyim. Ha, bir de kum dökme gibi bir şey varmış. Bu bebeklerde oluyormuş. Ben ilk defa duydum. Kalsiyum mu birikiyormuş anne? Böbreklerinde. İşte bunlar taşa dönüşmesin diye, böbrek taşına dönüşmesin diye hafif kum gibiymiş. Onları da idrarıyla birlikte dışarı atıyormuş. Daha çok idrar yapabilmesi için su tavsiye etti doktorumuz. Su verin dedi. Yani ben bilmiyorum, hani su verilmez diye biliyordum. Hatta annem de ilk zaman demişti, su versek mi acaba bir çay kaşığı diye. Yok saçmalama bilmem ne dedim, izin vermedim. Ama doktorumuz yani bunu tavsiye etti. Hani daha çok idrara çıksın, bir an önce bunu vücudundan atsın diye. Günde 3-4 çay kaşığı su verebilirsin dedi. Kaynamış. Emzirdikten sonra. Evet, emzirdikten sonra kaynamış, soğumuş su ya da içme suyu verebilirsin dedi. Yine bana 3-4 kaşığı da biraz fazla geldi sanki ama yani günde 2 çay kaşığıyla deneyebiliriz. Bence. Bilmiyorum. Öyle bir şey tavsiye etti. Normalde verilmez diye biliyordum. Başka da düşünüyorum sizin sorduğunuz, benim anlatmadığım ne var diye. Bu videonun başında çekimi izlemiştiniz. Çok güzel, çok yorucu bir çekimdi. Çekim fotoğraflarımızı aldım. O kadar güzel ki arkadaşlar. Yani böyle size göstermek için sabırsızlanıyorum ama İşte paylaşma, etme, bilmem ne. Hem siz, hem ailem, hem çevrem şu anda müsaade etmiyor. İnşallah bir an önce büyüsün. Biz de sizinle o güzel fotoğrafları paylaşalım. Bir de son konu. Aklıma geldikçe söylüyorum. Erken sünnet ettirmek istiyorum. Ne düşünüyorsunuz diye sordum doktora. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Bebeklerde bile travma yaşandığını düşünüyorum. Bunlar benim düşüncelerim tabii ki. İdrar yapmasında sıkıntı yoksa, yani böyle hani fışkırtarak yapıyorsa, sızma, damla damla şeklinde yapmıyorsa, fışkırtarak yapıyorsa bir sıkıntı yoktur dedi. Gayet de güzel yapıyor, biliyorsunuz daha önce kazalardan size bahsettik. Bezini açtık, böyle kendi kafasına doğru, ortalığa doğru batırdı. Erkek çocuklarının genel problemi, genel sorunu bu sanırım. Bezi açınca coşuyorlar bir anda. Yani ucu birazcık dar. Erken sünnet yaptırabilirsiniz. Bir sakıncası yok dedi. Ondan sonra biz tırnaklarını kesmemiştik. Ben keselim keselim diyordum. Annem de yok, 40'ından önce kesmeyelim, 40'ı çıksın diyordu. Onu sordu annem. Kesebilirsiniz dedi tırnaklarını da. Böyle yani. Dedemiz geliyor. Bu arada yoldalar şu anda. Dedemiz ve dayımız yoldalar. Onlar kendi özel araçlarıyla geliyorlar. Zaten köyde kalıyorlardı. Biliyorsunuz hani kimseyle görüşmüyorlardı, etmiyorlardı. Gayet korunaklılardı. Kendi araçlarına bindiler, yola çıktılar. Allah'ın izniyle bu gece bizde olacaklar. En azından bir dedemizle, dayımızla bu gece inşallah kavuşacağız biz. Yine size teşekkürlerimle videoyu kapatmak istiyorum. Merak ettikleriniz, sorularınız vesaire varsa yazın. Hani hiç video çekemesen bile sen konuş biz dinleriz diyorsunuz. En azından sorularınızı cevaplamış olayım. Merak ettiklerinizi cevaplamış olayım. En azından sohbet etmiş olalım. Şimdilik hoşça kalın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.